Başkanın daha ne konuşalım bir daha başkanı. Tabii başkana dönmeyelim artık hani bu tabii çok uzun oldu Fenerbahçe şeyi. Fenerbahçe TV'de bir programa katıldı son maçtan bir gün önce. Ben izlemedim onu. Evet. Yani çok da etkileyici aslında bir konuşma olmadı. Nihat Özdemir'e bir daha çakmalar. Bir daha oldu. Bu konuyu bir daha gündeme getirmeden. Tek bir detay vardı. Vefa Güç'ün yazdığı bir mektup varmış Nihat Özdemir'e. Onu okumuş olduk. Yeni bir haber olarak ama onun dışında çok da bir... Yok bir de şey önemli tabii orada. Biz ne zaman görüşmeye gitsek bir evet. Kurumun canlı yayın arabası vardı. Evet. Böyle bir detay. Zorlu yayına gittiniz abi o zaman. Zorlu yayına gittiniz abi. Abi sonradan haklı. Yani o zaman kötü niyetli düşünmemiş olabilirsiniz. Tamam. Devam ettik. Evet abi Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray Çaykur Rizespor maçından sonra maalesef yani Muslera ciddi bir şekilde sakatlandı. Doğum gününü hastanede kutladı. Burada Fatih Hoca'nın fotoğrafını görüyoruz. Evet. Muslera'nın eşi ve de Yener Hoca. Doğum günü olması çok hakikaten aynı günde ameliyat olması tabii. Hakikaten talihsizlik. Evet. Bir doğum gününü de hastanede geçirmiştik diye ne olur ileride çocuk torunlarını anlatacak. Yani iyi döndüğü zaman. Tabii iyi dönecek inşallah. İnşallah iyi dönecek Fernando Muslera. Galatasaray'ın bir açıklaması vardı Yaşar Kemal Uğurlu ile alakalı. Burada zaten son round esnasında konuşmuştuk. Devam etmeye gerek yok. Galatasaray hakemi yükleyemez ki. Şeyi zaten gerekli karşılığı da almadı. Ha dedi millet de ya. O reaksiyon olmadı değil mi? Tabii. Taraftarlar da öyle dedi zaten. Tabii. Tabii Galatasaray'da ilerleyen günlerde nasıl... 2020 iyi geçmedi Galatasaray'a. Genel sağlık olarak çok sıkıntı yaşadılar yani. Evet. Hep beraber birçok isimle beraber 2020'nin böyle bir negatif etkisi oldu Galatasaray'a. Hem başkanın hem hocanın. Başkanın, hocanın, Abdurrahim Bey'in, efendim Muslera'nın, işte Andone'nin, ilk zamanlar Falcao'nun değil mi? Onyekuru sıtma oldu. Evet. Değil mi? Bir sürü yani. Geldiği gibi oynayamadı. Yani çok fazla Luyendama, Marcao yani... Bu da güzel bir fotoğraf olmuş. Çok fazla sıkıntı yaşadılar. Yazık yani. Happy birthday çok güzelmiş gözüküyor. Kutlama hakikaten enteresan olmuş aslında. Morali de Muslera'nın evet, iyi görünüyor. Evet gayet güzel. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Kavuşur. Daha güçlü gelir. Daha mı iyi gelir? Tabii. Yani çok acayip bir profesyonel zaten. Tabii yani. Tabii daha güçlü gelir. Ben 4-5 ay sonra oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray bu ikinci yarının başında bir ilk yarının önümüzdeki sezonun başında bir kaleci alır mı? Alır. Alır değil mi? Ya, o hata yapmaz mesela Fatih. Yapmaz. Ya bir idare eder Okan demez yani. Okan'la devam edelim falan demez. Demezler işte öyle şeyler yapmazlar. Durum bu aslında. Bu kadar basit abi. Geçtik. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak Galatasaray ikinci başkan. Ali Koç Muslera'yı burada ziyaret etmiş. Ona çok teşekkür ederim. Ben de Max Kruse için gittim ama taburcu olmuş. Birazdan Ali Koç'u arayacağım. Ona çok teşekkür edeceğim demiş. Başkan da aynı hastanede olduğu için galiba. Bu konuda Ali Koç'u eleştirenlere hiç katılmıyorum. Çok doğru yapıyor. İyi de yapıyor. Bravo, tebrik ediyorum. Abdurrahim Bey'in de tebriği doğrudur. Ali Koç ne yapacak yani? Gidecek. Gayet güzel. Ziyaret edecek tabii. Ne yapacak yani? Başkanı ziyaret etmiştim. Soyu. İlk gidenlerden de. O zaten o hastanede ameliyat olmuştu. İlk gidenlerden biriydi de. Yani insanlık her şeyin önünde abi. Tabii ki. İnsanlık her şeyin önünde. Ali Bey'in bu özellikleri çok şeyler. Çok güzel hasletler, güzel özellikler. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Abdurrahim Bey'i de tebrik ediyorum. Kruze için gidecekmiş o da ama gidermiş. Ama Abdurrahim Bey öyle zaten abi. Yani nefret, onu nefret eden mesela Fenerli var mıdır bilmiyorum. Fotoğraf çektirir hep derbilerde. Evet hep evet ya da Beşiktaş'ta var mıdır bilmiyorum. Hiç kimseyi, hiçbir rakip takımı bugüne kadar rencide edici bir şeyini duymadım ben. Hiç o kadar sevilen adam kendi camiasında. Tabii. Diğer takım taraftarları tarafından da rencide edilmiş bir halini görmedi. Hiç saygısızlığı yoktur yani. Devam ediyoruz. Başkan Ahmet Nur Çebi bir kampanya başladı. Sen de burada aslında bir sistem dolu bir konuşma yapmıştın abi. Evet. Beşiktaş taraftarlarına. Başkan da hem NTV Spor'a katıldı. Onun sabahında Fox'ta konuk oldu. Az vallahi sayı az ya. Üzülüyor. Ama sayı hala az. Yani bir türlü o... Almayacak belli işte bu kadar. Yani... Çok sevdik bir abiler bu kadar işte. Ya yani 200 bin sınırında kaldı. 250 bin hani 300 bin sınırına kadar yani geldi. Çok sevdik bir abiler bu kadar işte. Bir de bana duyar kasıyorlar. Lan bana mesaj attığınız yerin interneti kaç para? 20 liralık SMS'ten bahsediyorum. En ucuz internet paketi 30 lira. Hadi öğrenciyseniz 19 lira. Bana duyarı yapmayın şimdi. Bir yani beklenen rakam belli ki daha büyüktü. Hani 5 yaşında bir yarasına merhem olmayacak. Çok sevdik gibi. Abiler bu kadar işte abi. Ha bir de yabancı şeyler de tabii zenginlerde de var. İşin tarafı o abi zaten. Tek 20 liralık garibandan değil. Evet o. Ben zaten 20 lirasını olmayan adam hakikaten kimse. Ne diyebilirsin abi? Yani. Bu ülkede kaç kişi asgari ücretle geçiniyor biliyor musun da bilmem. Bana hiç duyarı anlatmayın abiciğim. Siz ön geçtiğiniz yollardan çok geçtim ben. Yani ben fakirlik, yokluk nedir onu da çok iyi biliyorum. Çok iyi bilirim yani. İyi bilmem, çok iyi bilirim. Şimdi burada işi dramatikleştirmek istemiyorum. Kendi kendime işi Türk filmleştirmeye çevirmeyeyim. Ama çok bilirim yani ben.
İnternetten yazana kadar internet paketiniz kaç para hepsinden haberim var benim. 20 liralık SMS atamayan adam bıdı bıdı yapmayacak. Benim param yok, atmıyorum abi. Tamam abi, atma. Atma baba. Atma. Benzer şeyleri yaparken o SMS'i atmamak. Evet. Gerektiğinde bir paket sigaraya veriyorsun. Efendim. Yani. Bilmem neye veriyorsun. Beşiktaş için 20 liraya atacaksın abi. Tabii ki abi. Bir de şeyler var. Parası olup bana ne, ben mi batırdım da bilmem ne. Ya, Ahmet Nurşevi mi batırdı? Ahmet Nurşevi mi batırdı abi? Sanki bunun sorumlusu Ahmet Nurşevi de bilmem ne de, bir 20 lira için bıdı bıdı yapmayın kardeşim. Beşiktaş'tan bahsediyor. Beşiktaş. Yani. Aynen öyle abi ya. Devam ediyoruz. Bu Vida'nın eşi abi. Vida eşine bir jip hediye etmiş. Bu şekilde de bir süsleme yapmış. Güzel mesele. Tamagoy. Güzel mesele bu. Ama bu sıkıntı yaratır. Bu tarz hediyeler daha sonra. Kötü örnek teşkil edebilir. Şimdi bu hediyeyi almış olması için acaba eşini kızdıracak ne yaptı? Şimdi onu düşünüyorum ben. Yani bayağı bir hediye almış çünkü. Bizim yani filmde bu, var ya Burcu'ya araba yapacağım. Evet, evet. Onun gibi olmuş. Yani bu bayağı bir hediye almış. Bayağı bir canını sıkmış yani belli ki. Bu şeyi karşılıyor. Ya da hani mesela hanımefendi acaba güzel bir haber mi verdi? Hani ya öyle bir şey oldu ya. Hanımefendi bir şeye çok kızdı. Öyle bir durum oldu yani. Ya, evet, ilk durum düşünmemiştim mi yani, sen söyleyince. Tabii canım, öyle durup dururken insan hani bu kırmızı şey kurdeller falan hani. Bir şey var yani bir şey bu işte. Bir hikaye var bu işte, belli ya. Ya kızdı Vida'ya bir affetme olayı ya da bir iyi bir haber verdi, onun ödülü. Onunla böyle çıkmadı sadece. Yoksa durup dururken ya. Böyle bir şey alır mısın abi, böyle bir şey mümkün mü ya? Acaba Vida ne yaptı hanımefendiye? Geçtik. Bu hakikaten çok iyi bir diyalog abi. Tümer Metin anlattı TRT Spor'da. Sergen Hoca ile sohbet ettik diyor Tümer Metin. Bir gün Leic'e demiş ki, oğlum sen ne yapıyorsun? Bana bir söyle. Leic'i 4 maç oynattım, 3 defa ceza sahasına girdi. Atiba kadar top kazansa geriye çekeceğim. Soso tarzı, o da yok. Ne yapıyorsun ki o zaman? Demiş Leic'e. Çok doğru söylemiş. Ceza sahasına gir demiş. Ya oraya gir, ya buraya gelir, sen de buraya gel. Mükemmel bir konuşma yapmış. %100 katılıyorum. İşte ne diyorum bak, bunu ne diyorum ben? Bir adam bir şey yapacak. Hani ben Laiç için söylemiyorum ama sinemik oyuncu tarzı için evet. Ne demek istiyorum ben? Ya bir şey yapacak. Ya ceza sahasına girip gol atacak. Gol pozisyonuna girecek. Ya da top kesecek mesela. Top kesecek. Veya oyun kuracak. Hani bir şey yapacak. Bir şey yapmayan adam ama hakikaten doğru söylemiş Sergen Hoca. Çok güzel söylemiş. Çok güzel bir tespit değil mi hakikaten futbolla ilgili? O zaman ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atiba kadar top kazanmıyorsun. Gol at, içe girmiyorsun. Ceza sahasına kaç kere, 4 kere giriyorsun. O da olmaz abi. Ne yapıyorsun o zaman? Hiç. Çok güzel araya pas atıyor. Tamam da biraz da içeri gir de. Doğru söylemiş yani. Çok hakikaten doğru bir yorum olmuş. Sergen Yalçın'ın yaptığı yorum. Geçtik. Şenol Hoca'nın 200 döneminde giriyordu ama işte. Tabii. Yani farklılaştırmış Şenol Hoca. Evet. Tabii. O zaman giriyordu. Yani oyuncu özelliğinde olmasa bile Şenol Hoca onu katmıştı. Bir hoca dokunuşuydu. Tabii. İşte o. O yüzden hoca farkı diyoruz. O yüzden farklı oluyor. Şimdi Başakşehir bir paylaşım yaptı abi. Biliyorsun taraftarlar karton şeklinde tribünlerde yerini alıyor. Artı bir de yerini aldı demiş. Bir tane taraftarı var Başakşehir'in. Tahsin burada Tahsin görüyoruz. Tahsin Asoğlu'nu çok seviyoruz. Tek fotoğraflı. Çok güzel paylaşım olmuş hakikaten. Hastasıyız Tahsin Asoğlu'nun. Özel yani son derece kaliteli ve zekice bir espri anlayışı var. Çok beğeniyorum kendisini. Onu bir de Nalet Bebe'yi çok yani takip ediyorum. Abi, Nalet Bebe'nin bazı... Nalet Bebe'den özledik. Ayı Selim özledik ya. Ayı Selim yapmıyor bu arada. Ayı Selim niye yapmıyor onu Ömer'e söyleyelim. Çok kızmış bu arada bir şeylere. Biz bu kadar emek veriyoruz. Bu çekiliş olaylarına çok kızmış Instagram'da. Pek küsmüş bu ara. Kim? Ömer mi? Küsmüş bu yani ara. Ömer'i niye küsmüş bilmiyorum da Ömer'in... Yani Ayı Selim'i özledik onu söyleyeyim ama Tahsin Asol çok kalitesi, klası çok farklı. Çok başarılı bir komedyen olduğunu düşünüyorum. Kendisini de tebrik ediyorum. Buradan da sevgilerimizi gönderiyorum. Tanımıyorum kendisini ama severek takipteyiz. Takipteyiz. Geçiyoruz bir sonraki görüntümüze. İrfan Can Kahveci dün değil evvelsi gün, 2 gün önce böyle bir story paylaştı. Evet. Tabii konu şu oldu. Hani Fenerbahçe stadında paylaşıyor olması bunu. Ortada hiçbir şey yokken taraftarların arasında bir heyecan yarattı. İrfan'ın bu paylaşımı. Tabii sosyal medyayı çok sık kullanıyor artık. Bu yaş grubu oyuncular. Böyle de mesaj verme kaygıları hep oluyor. Ya Fener'e gelse iyi olur demiş herhalde. Herhalde öyle demiş. Ben öyle anladım ama sen nasıl yorumluyorsun? Paran varsa gelir abi. Paran yoksa gelmez. Nasıl gelecek paran? Paradan haber ver. Paradan haber ver. Herkes gelir abi. İrfan da gelir. Başkası tabii da gelir. Tabii canım. Yani 8 milyon euro da İrfan'a verilir mi? Onu da düşünmek lazım.
ben verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Evet, ben İrfan'a verilirim. Ben de verirse bozmaz da. Daha yani en az 8'e satabilirsin daha İrfan'ı sonra. İrfan'ı seviyorum ya, İrfan çok güzel çocuk. İrfan Can Kahveci, o da ligin en etkili. İnsan olarak güzel adam yani. Devam ediyoruz.